Şimdi şöyle tadına bak bakalım. Çok iyi şef. Şahane. Devam. Soğan halkaları. Hazır şefim. Patlıcanlarım. Abi şef. Kolay gelsin arkadaşlar. Sağ olun Ozan. Nasıl gidiyor hazırlıklar? Harika. Şahane. Bunları senin için hazırladım. Tadına bakman lazım. Hepsi çok güzel olmuş. Arkadaşlar, ellerinize sağlık hepinizin. Fırat Şef, bir sorun mu var? Yok, her şey yolunda, merak etme. Ha, korktum da bir an bir aksilik çıktı diye. Bu gece bizim için çok önemli ya. Tekrar teşekkür ederim. Rica ederim. Ha, bir de şey soracağım. Son olarak da hepsi tamam. Şefim, bir tadar mısınız? Bu şahane. Başka bir sorunuz yoksa? Ne oldu? Şurada biraz sos kalmış da. Nerede? Şurada işte. Şurada mı? Hayır, yukarıda. Burada. Şurada işte. Anladım, burada. Tamam, çok teşekkür ederim. Hayır. Teşekkür ederim. İyi akşamlar. Taylan. Hayatım, biz bu adamı hayatımızdan çıkaralım derken tepemize çıksın demek istememiştim. Taylan, gördüğün şeye bir anlam yükleme lütfen. Öyle bir niyetim yoktu. Yoksa olmalı mı? Hayır tabii ki. Fırat Şef restoran için çok uğraşıyor. Arda Türkmen'i de o ayarladı. Hadi gidelim sevgilim. E sen niye buradan geldin? Üst kapıdan girseydin. Seni burada görünce merak ettim. Hata mı ettim? Hı? Sakın parmak izi olmasın, tamam mı? Tamam Nazan, tabii. Kuzucuğum, tamam hadi sakin biraz. Ay sanırsın Arda Şef gelecek bizi yiyecek. Şebnem, her şey mükemmel olmalı. Tamam, biliyorum bence de. Hadi gel bakalım bir sakinleş. Sevgilim, her şey mükemmel olacak, merak etme. Senin bu kadar titizlendiğini gördükçe birbirimize ne kadar uygun olduğumuzu daha da iyi anlıyorum. Sizin de kebapçınız kapanmış. Çok üzüldüm. Kendi restoranınız için koşturmak yerine burası için koşturuyorsunuz, takdire şayan. Sen nereden biliyorsun? Naz'ın etrafındaki herkesle ilgili her şey kulağıma gelir. Ailenin tek geçim kaynağı. İstanbul'da yaşamak zor. Siz kendi problemlerinizle ilgilenin. Efendim, tabletinizi unutmuşsunuz. Bu arada efendim, Cenk Bey'in hediyesi ulaştı. Çok beğenmiş, teşekkür etti. Şey dedi efendim, ne zaman bir ihtiyacı olursa çekinmesin, mutlaka arasın dedi. Terbiyesiz herif! Terbiyesiz! Başka İstanbul yok! Arda Bey, Arda Bey bir yanlış anlaşılma oldu. Lütfen bize bir şans daha verin. Bakın gerçekten sabahtan beri tüm ekip sizin için çalışıyor. Ben şiddetin olduğu bir yerde, hele bunu yapan restoranın şefi ise asla yemek yemem. Evet çok tatsız oldu ama bir dinleseydiniz. Sizin güzel hatırınız için bu rezillikle ilgili hiçbir şey yazmayacağım ama lütfen ısrar etmeyin. Sen söylüyorsun. Geçmiş olsun. Sağ olun Karnım Bey. Ya ben anlamıyorum ya.
Siz karşınızdakini dinlemeden böyle hemen şiddete mi başvuruyorsunuz? Sen hala ne konuşuyorsun? İnsan bir sorar. Hem benim ne işim olur sizin kebapçınızla? İsim benzerliğinden başka bir şey değil. Tam biz dükkan hakkında konuşurken senin bu asistanın gelip Cenk diye birisinden bahsediyor. Sonra başka bir emri var mıymış diye soruyor. Sonra yabani olan ben oluyorum, öyle mi? Hayatım, benim Cenk yok mu İngiltere'deki? Arkadaşım. Ati ondan bahsediyordu. Evet efendim, aynen. Taylancığım, kabul edelim. Herkes yanlış anlayabilir bunu. Çünkü bu böyle çok büyük bir tesadüf ya. Yani ne olursa olsun yaptığınızın savunulacak bir tarafı yok. Kendi ellerinizle hazırladığınız geceyi kendiniz mahvettiniz. Tamam. Ben doğru bir şey yaptım demiyorum. Ama sen de tek taraflı bakıyorsun. Bak hala konuşuyor ya. Senin konuşmaya yüzün var mı? Şu yüzümün haline bak. Sen yat kalk, naza dua et. Yoksa seni hapislerde süründürürdüm. Ne yaparsan yap. Ben artık daha fazla duramayacağım. Taylan dur, tamam. Çok büyük bir yanlış anlaşılma olmuş belli ki. Lütfen daha fazla uzatmayalım. Bence de uzatmayalım. Dur, ben de seninle geliyorum. Çantamı ön kapıya getirir misin? Naz, bir dakika. Şu an sana aşırı sinirliyim. Sesini bile duymaya tahammülüm yok. Sakın benimle konuşma. Sakın. Ya bu adamın her şey planını görmüyor musun ya? Ya seni tahrik etmesine izin veriyorsun. Ya böyle giderse Naz'ı kazanacağın varsa da kaybedeceksin.